Evet, merhabalar arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar önce bir kimyasal türlerin neler olduğunu öğrenelim. Atom. Üçe ayırıyoruz kimyasal türleri. Atom, molekül ve iyon. Atom, elementlerin özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir arkadaşlar. Molekül, kovalent bağlarla birbirine bağlı olan atomların oluşturduğu türlere molekül denir. Arkadaşlar eğer aynı atomlardan oluşmuşsa bu molekül, buna element molekülü. Eğer bu molekül farklı atomlardan oluşmuşsa buna da bileşik molekülü adını veriyoruz. İyon, bahsetmiştik. Artı yüklü olan yani pozitif olana katyon, negatif yüklü olana ise anyon demiştik. Pozitif veya negatif elektriksel yükle yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Evet, eğer birden fazla atom anyon ya da katyon oluşturmuşsa biz buna kök adını vereceğiz arkadaşlar. Evet, hemen bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki kimyasal türleri sınıflandırınız demiş. Şimdi arkadaşlar O2'ye bakıyorum. İki tane oksijen, aynı atomlar birbirine bağlanmış ve ben oksijenin ametal olduğunu biliyorum. İki ametal birbirine bağlanmış ve molekül oluşturmuşlar. Bu bir element moleküldür. Yani moleküldür. H2O. İki farklı atom bir bileşik oluşturmuşlar. İki farklı atomdan molekül oluşmuş. Helyuma geldim arkadaşlar. Tek başına bir atom. NH4 artı. Artı ya da eksi yüklü olana biz iyon demiştik. Hemen sağ taraftaki soruyla devam ediyorum. Yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar oksijen eksi 2 bir kimyasal tür değildir. Şimdi ben eksi ya da artı yüklü olanları iyon diye adlandırdım. Oksijen eksi 2 yüklü olduğuna göre bir iyondur ve kimyasal bir türdür. İkinci öncüle geldim. Arkadaşlar demiş ki kalsiyum oksit ve O3 moleküldür. Arkadaşlar birazdan geleceğiz. Kalsiyum oksit İyonik bağlı bir bileşiktir. Yani metal ve ametalden oluşur. İyonik bağlı bileşikler kristal örgü yapısında bulunduklarından bunlara molekül denmez arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülüm de yanlış oldu. Üçüncü öncüle geldim. K artı bir artı yüklü yani katyon var ve SO4 eksi 2. Bunun adı sülfattır. Eksi 2 yüklü. Biri artı biri eksi yüklü. Yani ben elektriksel yüklü olanlara iyon diyordum. Demek ki üçüncü öncülüğüm doğruymuş. Ve sorumun cevabı yalnız 3 oldu. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Lewis elektron nokta gösterimine. Arkadaşlar bir elementin son temel enerji düzeyinde ya da seviyesindeki. Arkadaşlar son temel enerji seviyesi demek son katman demektir. Son katmanındaki elektronların ya da değerlik elektronlarının atom sembolü çevresinde noktalar ile gösterilmesine biz Lewis elektron nokta yapısı, diğer bir adıyla Lewis sembolleri diyoruz arkadaşlar. Evet, hemen tahtada verilen örnekleri birlikte yazmaya çalışalım. Arkadaşlar, önce birlikte bu verilen elementlerin elektron katman dizilimini yapalım. 3 tane protonu var. Bunlar hepsi nötr olduğuna göre elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorunda. Arkadaşlar ne yapıyordum? Birinci katmana 2, ikinci katmana 1 yazıp lityumun elektron katman dizilimini yapıyordum. Azota geldim. Birinci katmana 2, ikinci katmana ise 5 yazdım. Kükürte geldim. Birinci katmana 2, İkinci katmana 8'e kadar yazabiliyordum. Hala elektron yazmam gerekiyor. 16'ya kadar gitmem lazım. Üçüncü katmana da 6 yazıp elektron katman dizilimi yapıyorum. Arkadaşlar argona geldim. 2, 8 ve 8. Şimdi elektron katman dizilimini yaptım. Lewis nokta gösterimi demek son katmandaki elektronları atomun etrafına nokta şeklinde yerleştirmek demektir. Lityumu koydum. Arkadaşlar bir tane elektronum var son katmanda. Bunu getirip lityumun
herhangi bir yerine bir nokta ile gösteriyorum. Azota geldim. Son katmanımda 5 tane elektron var. Azotu koydum. Arkadaşlar burada şartım, eğer 4'ün üzerindeyse elektron sayısı, önce köşelere birer tane elektron koyuyorum. Bakın 4 tane oldu. Hala bir tane yerleştirmem lazım. Onu da götürüp herhangi birinin yanına koyup bunu ikiliyorum. Kükürte geldim. Son katmanımda 6 tane elektron var. Kükürtü koydum. 1, 2, 3, 4. Önce teker teker yerleştiriyorum. Hala 2 tane koymam lazım. Bir tane koydum 5 etti. Bir tane daha koydum 6 etti arkadaşlar. Bakın buradaki elektronlar çift. Bunlar da çift olmuş oldu. Argon'a geldim. Arkadaşlar son katmanda 8 var. Zaten bir soy gaz olduğu için son katmanda 8 elektron olmak zorunda. Argon'u koydum. 1, 2, 3, 4. Hala 4 tane elektron koyacağım. Demek ki hepsi tamamen doluymuş. Arkadaşlar buradan şunu anlayacağım. Her tek başına kalan elektron bağ yapar anlamına geliyor. Yani lityum bir tane bağ yapabilir ve metal olduğu için bu elektronu verecektir. Azot 3 tane tek başına elektronu vardır ve bu elektronlarla bağ yapar. Bu yüzden azot 3 bağ yapar diyeceğim. Kükürte geldim. 2 tane tek başına elektronu var ve bu yüzden 2 tane bağ yapar diyeceğim. Dikkat edin arkadaşlar. Argon hiç tek başına elektronu yok. Bu yüzden soy gazlar bileşik yapma eğiliminde değildirler. Evet. Diğer verilen örnekleri beraber yapalım. Evet arkadaşlar, önce elektron katman dizilimi. Berilyum 4, 2, 2, 2, 3, bor, 2, 8, 1, sodyum, 2, 8, 5, fosfor, 2, 8, 8, 1, potasyum, 2, 8, 8, 2, kalsiyum. Arkadaşlar yine son katmanda 2 tane elektron var. Berilyumu koyuyorum. Bir tanesini sağına, bir tanesini soluna. Hocam niye bir üst bir sağa koymadın? Arkadaşlar elektron eksi yüklü bir taneciktir. Eksi eksi daima birbirini iteceği için elektronlar birbirine en uzak olacak şekilde konumlanmak zorundadır. Bu yüzden birini sağına, birini soluna koydum. Bora geldim arkadaşlar. Son katmanımda 3 tane elektron var. 3 tane elektronu yerleştiriyorum. Borun etrafında katmanı bir daire gibi düşünürsem arkadaşlar, elektronları birbirinden en uzak olacak şekilde yerleştirirsem aradaki açının 120 derece olması gerekir. Arkadaşlar sodyuma geliyorum. Son katmanımda 1 tane elektron var. Sodyumu koydum ve 1 tane elektron yerleştirdim. Fosfora geldim. Son katmanımda 5 tane elektron var. Fosforu koydum. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha koymam lazım. Herhangi bir tane elektronun yanına yerleştiriyorum. Potasyuma geldim arkadaşlar. Son katmanımda 1 tane elektron var. Ve 1 tane elektronunu yerleştirdim. Kalsiyuma geldim arkadaşlar. Kalsiyumu koydum. 2 tane elektronum varmış son katmanda. Birini sağına, diğerini soluna yerleştirdim ve bu şekilde Lewis nokta gösterimini yapmış oldum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim bir bileşik olduğunda veya bir atom elektron aldığında veya verdiğinde Lewis nokta gösterimi nasıl yapılacak, onları görelim. Evet arkadaşlar,
Önce F9'la başlıyorum. Daha sonra ne yapmamı istemiş? F eksiği istemiş. Ben bunun uygulamasını göstereyim arkadaşlar. Önce katman elektron dizilimini yapıyoruz. 2, 7. Arkadaşlar son katmanımda 7 tane elektron var. Flor'u koydum. 7 tane elektron yerleştireceğim. 4'ün üzerindeyse önce 4 taneyi teker teker yerleştiriyorum. 4 tane elektronu yerleştirdim. Sonra 5, 6, 7. Bakın dikkat edin, bir tanesi tek başına. Şu anda 9 tane elektronu yerleştirmiş oldum. İlki nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşittir. Ancak ikinci de flor bir tane elektron almış. Anyon demek elektron almış demektir arkadaşlar. Şimdi eksi 1 ile neyi toplarsam 9 yapar. Çünkü ben iyon yüküyle elektron sayısını topladığım zaman, şurada hatırlatıyorum. Burası iyon yüküydü. Burası elektron sayısıydı. Burası da proton sayısı. Arkadaşlar iyon yüküyle proton sayısı, elektron sayısını toplarsam proton sayısına geçiyordum. Yani eksi 1 ile neyi toplarsam 9 yapar? 10. Artık 10 tane elektronu katmana dizmem lazım. Evet. Şimdi 10 tane elektronu dizmem için 2, 8. Arkadaşlar dikkat edin, artık son katmanda 8 tane elektron var. Ve bu yüzden F eksinin Lewis nokta gösterimi bu şekilde yapılır. Ve parantez içerisine alınıp ya da köşeli parantez yapılıp üzerine eksi 1 konur. Eksi 1'in sebebi de florun bir tane elektron almış olmasıdır. Evet arkadaşlar, bileşikten devam edelim. CaO. Şimdi arkadaşlar önce bir kalsiyumu çekelim. Kalsiyum atom numarası soruda verilmiş 20. Bunun katman elektron dizilimine geçiyorum arkadaşlar. 2, 8, 8, 2. Bir de oksijeni yazalım. Oksijen de verilmiş. 2, 6. Şimdi arkadaşlar burada hemen hızlıca bir nottan bahsedelim. Arkadaşlar kalsiyum bir metal, 2A grubu elementi. Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındırlar. Evet, hemen notumu yazıyorum. Diyorum ki metaller elektron vererek dublet. Arkadaşlar dublet son katmanı 2 yapmaktır. Veya oktet. Oktet ise son katmanı 8 yapmak. Kuralına uyarlar diyorum. Ametaller ise elektron alarak veya ortaklaşa kullanarak dublet ya da oktete uyarlar. Ya da oktete uyarlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buradan devam edelim. Şimdi kalsiyum bir metal. Ne yapacaktı? Son katmanı 2 veya 8 yapacaktı. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Son katmanı 8 yapabilecek veya 2 yapabilecek metallerden bahsedelim. Arkadaşlar lityum, berilyum ve bor. Arkadaşlar bu metaller dublete, bunların dışındakiler ise oktete uyarlar. Yani kalsiyum bunlardan biri olmadığı için bu metal oktete uyacak arkadaşlar. Kalsiyum iki tane elektronunu verirse,
Bakın dikkat edin. Şuradaki 2 elektron giderse son katmanı 8 oluyor ve oktete uymuş oluyor. Eğer bunlardan biri olsaydı dublete uyacaktı. Ancak kalsiyum oktet kuralına uyar. Bu yüzden 2 elektronu verir. Dikkat edin, oksijen de bir ametal. Ametal 2 tane elektron alınca oktete uyacak. Demek ki kalsiyum 2 elektron verecek, oksijen 2 elektron alacak ve bu şekilde bileşik oluşacak. Arkadaşlar, kalsiyum 2 tane elektronundan kurtuldu. Peki 2 tane elektronu vardı zaten. Birini sağına birini soluna yazmıştım. Arkadaşlar, bu 2 elektronu verince kalsiyum 2 artıya dönüştü. 2 tane elektronu verince. Oksijen ise, dikkat edin, son katmanda 6 tane elektron vardı. Yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancak 2 tane de kalsiyumdan aldı. Bunları da getiriyorum, yanına yerleştiriyorum. Arkadaşlar, 2 tane elektron aldığı için de eksi 2 yazıyorum üzerine. Evet, bu şekilde CaO, yani kalsiyum oksitin iyon Lewis nokta gösterimini yapmış olduk. Evet, birkaç tane daha örnekle devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet, bu bileşiklerinde Lewis nokta gösterimlerini çıkartalım. Şimdi arkadaşlar, lityum bir metal, oksijen bir ametal. Hemen önce lityumun, hemen soruda zaten verilmiş. Lityumun atom numarası 3'müş. Oksijenin atom numarası 8. Önce bunların katman elektron dizimlerini yazıyorum. Arkadaşlar, lityum için 2'ye 1, oksijen için 2'ye 6. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Lityum 1 elektron verirse dublete, oksijen 2 elektron alırsa da oktete uyacak. Peki. Şimdi hemen yazıyorum arkadaşlar. Lityum 1 tane elektron verebiliyor. Şimdi bu bir tane elektronu verdi. Artı bir yüklendi. Peki oksijene geliyorum arkadaşlar. 6 taneyi yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın. Farklı renkle yapıyorum. Oksijene bir tane elektron verdi lityum. Ancak hala bir tane daha ihtiyacı var. Çünkü oktete uyması için 2 elektron alması lazım. İkinci elektronu kim verecek arkadaşlar? İşte bir tane daha lityum olması lazım. Bu yüzden bileşiğin formülü Li2O'dur. Yani 2 lityum 1 oksijenle birleşmiş. Ve oksijenin üzeri eksi 2 oldu. Geldim H2O'ya. Hidrojen atom numarası 1, oksijen atom numarası 8. Arkadaşlar, ametal, ametal. 2 ametal, bu sefer elektron alışverişi olmaz, elektron ortaklaşması olur. Önce arkadaşlar, oksijen daha fazla bağ yapabildiği için, şimdi oksijen 2 bağ yapabiliyor, hidrojen 1 tane bağ yapabiliyor. Bakın dikkat edin, hidrojende 1 tane nokta var, oksijende ise 2 tane tek başına nokta var. Ben bu bileşiği oluştururken 2 tane hidrojeni götürüp oksijene bağlayacağım. Bunlar çift olanlar. Bunlara dokunmuyorum. Bunlar ise tek başına olanlar. Ve getirip hidrojenleri yazıyorum. Ve işte size su molekülü arkadaşlar. Evet. Şöyle göstermekte de bir yanlışlık yoktur. Evet. İster böyle gösterirsiniz, ister böyle gösterirsiniz. Bunun sebebini birazdan açıklayacağız. Evet arkadaşlar, geldik CF4'e. Karbon atom numarası 6. Flor atom numarası 9. Arkadaşlar, karbon
2, 4 diye dizilir. Flor ise 2, 7 diye dizilir. Katman elektron dizinlerini yaptım. Şimdi karbona geldim. Arkadaşlar, karbon, ortaya koydum karbonu. 4 tane elektronu varmış. Tek başına olan. Arkadaşlar şurada da floru gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın dikkat edin, az önce bir ifade kullandım. Dedim ki kim daha fazla bağ yapabiliyorsa diğer atomlar gider ona bağlanır. Flor 1 tane bağ yapabilirken karbon ise 4 tane bağ yapabiliyor. Nereden anladın hocam? 4 tane tek başına elektronu var. 4 tane tek başına elektronu var demek 4 tane bağ yapacağı anlamına geliyor. Evet, bütün florları karbona bağlıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar en çok düşülen nokta burada, florun etrafındaki bağ yapımına katılmayan elektron çiftlerini unutmayacağız arkadaşlar. Ben ısrarla bunları yazıyorum. Evet arkadaşlar. Son CH4'e geldik arkadaşlar. Yine karbonun atom numarası 6. Hidrojenin ise atom numarası 1. Karbonu 2, 4 diye, hidrojeni 1. Bu şekilde katman elektron dizine yazdım. Arkadaşlar zaten az önce söyledik. Karbon 4 tane bağ yapabiliyor. Etrafında 4 tane tek başına elektron var. Hidrojenin de Lewis nokta gösterim bu. Bir tane bağ yapabiliyor. O zaman karbonlara hidrojenleri bu şekilde bağlayıp Lewis nokta gösterimini yapıyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına gelelim. Şimdi kimyasal türler birbirine yaklaştığında elektron elektron ve çekirdek çekirdek itme kuvvetleriyle elektron çekirdek çekme kuvvetleri oluşur. Arkadaşlar elektron elektron, aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Şimdi çekirdek çekirdek, iki çekirdekte de artı yükler var. Çünkü çekirdekte proton ve nötron vardı. Nötron yüksüz, proton ise artı yüklü olandı. Çekirdekler de birbirini itecek, elektronlar da birbirini itecek. Ancak bir çekirdek diğer elektronu çekecek. Burada da çekme kuvveti oluşacak. Aynı anda gerçekleşen bu kuvvetlerden çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla olduğunda, yani çekme kuvvetleri eğer itme kuvvetlerini çok aşırı yenebiliyorsa arkadaşlar, olduğunda türler arasında bir kimyasal bağ oluşur diyoruz. Kimyasal türler arasında kimyasal bağ oluşmasına neden olan bu tür etkileşimler güçlü etkileşimler olarak adlandırılır. Kimyasal türler arasında meydana gelen çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla büyük değilse arkadaşlar kimyasal bağ oluşmaz. Bu tür etkileşimlere de zayıf etkileşimler diyoruz. Kimyasal bağ oluşmadığı için de zayıf etkileşimler fiziksel bağ olarak da adlandırılırlar. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar en can alıcı noktaya. Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandıracağız. Az önce Lewis nokta yapısında bahsettiğimiz metal ametal iyonik bağı, ametal ametal kovalent bağı birlikte kimyasal türler arası sınıflandırmada da görelim. Arkadaşlar başlığım kimyasal türler arası etkileşimler. Kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Birincisi güçlü etkileşimler. İkincisi ise zayıf etkileşimler. Evet arkadaşlar, güçlü etkileşimleri de üçe ayırıyorum. Birincisi iyonik bağ. İkincisi kovalent bağ. Üçüncüsü ise metalik bağ. Arkadaşlar burada hemen bir antiparantez.
kovalent bağda ikiye ayırıyorum. Birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, apolar, kovalent bağ ve polar kovalent bağ. Bunlar çok karışan iki kavramlar. Birlikte pratik bir şekilde ayırmaya çalışacağız. Kovalent bağ. Evet, geldik zayıf etkileşimlere. Arkadaşlar, zayıf etkileşimleri de ikiye ayırıyorum. Birincisi hidrojen bağı. İkincisi ise arkadaşlar Van der Waals etkileşimleri. Evet. Van der Waals etkileşimlerini arkadaşlar üçe ayırıyoruz. Arkadaşlar, birincisi dipol etkileşimleri. İkincisi iyon dipol etkileşimleri. Üçüncüsü ise indüklenmiş dipol etkileşimleri. Arkadaşlar, hemen şöyle çekiyorum. İndüklenmiş dipolü de üçe ayırıyoruz. İndüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol olabilir. Arkadaşlar, iyon indüklenmiş dipol olabilir. Bir de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olabilir. Evet arkadaşlar, biz indüklenmiş dipole London kuvvetleri diyeceğiz. Bu da bu şekilde dursun. Evet arkadaşlar, güçlü etkileşimlerle başlayalım. Zayıf etkileşimlere daha sonrasında devam edeceğiz. Evet, güçlü etkileşimlerle başlıyoruz. İyonik bağ. Arkadaşlar, İyonik bağ bir anyon ile bir katyon arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. Elektron alışverişi ile oluşur. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken enerji bağ enerjileri. Yani arkadaşlar, iki kimyasal tür birbiri arasında bir etkileşim kurar. Bu etkileşime biz bağ diyoruz. Arkadaşlar, bu bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye biz bağ enerjisi diyoruz. Eğer bu bağı kırmak için, yani ayrıştırmak için verilmesi gereken enerji 40 kilojül veya daha fazla ise genelde güçlü etkileşimlerdir. Yani atomlar arası diyoruz biz buna. Gereken enerji 40 kilojül bölü molden daha az ise zayıf etkileşimdir. Bu değerler direkt soruda verilir. O yüzden bir problemimiz yok. Buna da biz moleküller arası etkileşim diyoruz. Güçlü etkileşimler kırılması sonucu kimyasal, zayıf etkileşimlerin kırılması sonucu fiziksel değişim meydana gelir. Arkadaşlar, daha sonrasında konunun sonuna doğru biz zaten kimyasal ve fiziksel değişimlerin nasıl gerçekleştiğini bu bağlar üzerinden anlatacağız. Hal değişimleri zayıf etkileşimdir. Evet, hal değişimlerin hepsi fizikseldir diyeceğiz. Şimdi bakın, az önce bahsettiğim olay. Arkadaşlar, enerjiler zaten verilmiş. Biz ne dedik? 40 kilojülün üzerindeyse kimyasal, 40 kilojülün altında ise fiziksel. Diyor ki soru, yukarıdakilerden hangileri fiziksel değişimdir? Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Arkadaşlar, maddelerin bir önemi yok. Direkt enerjilere gözümün takılması lazım. Ve şunu da görelim. Argon katıdan gaza geçmiş. Yani fiziksel hali değişmiş. Fiziksel değişim olduğunu görebiliyorum. 6.4 kilojül 40'tan küçük olduğu için fiziksel bir değişim. Geldim ikinciye. İyot katısını 151 kilojül enerjiyle iyot atomlarına ayırmışım. Arkadaşlar, 151 kilojül 40'tan büyük olduğu için kimyasal bir değişimdir diyorum. 3'e geldim. Sodyum ve klor arasında bir bileşik oluşmuş. Buna biz yemek tuzu diyoruz. Arkadaşlar, yemek tuzunu parçalamışsınız. Yani iyonlarına parçalamışsınız. İyonlarına parçaladığınız için de yüksek bir enerjiye ihtiyacınız olmuş. 787 kilojül. 40 kilojüldün çok üzerinde olduğu için, bu da kimyasal. Fiziksel değişim sorulduğu için cevabım yalnız bir oldu. Hemen sağdaki soruya bakıyorum. Yukarıdaki verilen değişimlerden hangilerinde
yeni kimyasal türler meydana gelmiştir. Arkadaşlar yeni kimyasal tür meydana gelip gelmediğini öğrenebilmem için kimyasal değişim olup olmadığını bilmem lazım. Yani kimyasal değişim olması için de güçlü etkileşimlerin kırılması ya da oluşması gerektiğini bilmem lazım. Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Tuzun elektrolizi. Arkadaşlar elektroliz bir ayırma yöntemidir ve kimyasal bir ayırma yöntemidir. Hatta suyu eğer elektroliz ederseniz hidrojen ve oksijene parçalamış olursunuz. Bu yüzden birinci öncülüm arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Yeni kimyasal türler meydana gelir. İkinci öncüle geldim arkadaşlar. Suyun buharlaşması. Bakın adı üstünde buharlaşma. Yani maddenin fiziksel halinin değişmesi. Bu yüzden fiziksel bir değişimdir. Yeni kimyasal türler oluşmaz. O yüzden 2'yi eledim. 3'e geldim. Arkadaşlar buzun erimesi denmiş. Erime olayı da bir fiziksel değişimdir. Maddenin fiziksel hali değişecek. Bu yüzden bunda da yeni kimyasal türler meydana gelmez. O yüzden soruda yine cevabım yalnız 1 oldu. Evet, gelelim bir sonraki soruya. Güçlü etkileşimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, maddelerin kimliği değişir. Şimdi, bir kere güçlü etkileşim oluştuğunda ya da koptuğunda, arkadaşlar ben şunu biliyorum ki kimyasal bir değişim gözlenecek. Bu yüzden maddelerin kimliği değişecek. 2. Bağı koparmak için gerekli enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Evet, bir bağı koparmak için ne kadar çok enerji gerekiyorsa bağ o kadar sağlamdır deriz. 3. Koparmak için gerekli enerji 40 kilojoule bölü molden büyüktür. Evet arkadaşlar 40 kilojoule bölü molden büyükse güçlü etkileşim diyoruz. Bu yüzden cevabım 1, 2 ve 3 olacak. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisindeki kimyasal tür için verilen örnek yanlıştır denmiş arkadaşlar. Kimyasal tür A şıkkında diyor ki atom örnek olarak argon verilmiş. Evet atom tek başına bulunan elementti. Bu yüzden argon atom için örnektir. İyon artı ya da eksi yüklü taneciklerdi. Bakın Cn eksi yüklüymüş. Bu yüzden arkadaşlar iyon örneği doğrudur. C şıkkına geldim. Molekül. Arkadaşlar örnek olarak element verilmiş. Kobalt bir elementtir. Ve atomik halde bulunan bir elementtir. Bir metaldir. Bu yüzden molekül sınıfına girmez. Molekül için şartım neydi? En az iki tane atom birleşecekti. Eğer aynı atomlar birleşirse arkadaşlar element molekülü farklı atomlar birleşirse de bileşik molekülü oluşuyordu. D şıkkın demek ki bu soruda cevabım Ceyhan olacakmış. D ve E şıklarına bakalım. Arkadaşlar iyon demiş H3O artı artı ya da eksi yüklü gördüysem direkt iyon diyebilirim. E şıkkına geldim arkadaşlar molekül demiş. Bakın iki farklı atom birleşmiş. O yüzden bileşik molekülü oluşmuş. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Lewis gösterimi şeklinde olan madde ile ilgili. Arkadaşlar bakın. Oksijen elementi verilmiş. Etrafındaki elektron sayısı bana direkt değerlik elektron sayısını verecek. Hatırlayın arkadaşlar. Son katmanındaki elektron sayısını ben Lewis gösterimine yazıyordum ve bunu noktalarla belirtiyordum. Peki son katmandaki elektron sayısı aynı zamanda bana grup numarasını vermiyor muydu? Peki etrafında 6 tane elektron varsa o zaman bu 6A grubunda yer alır diyebilirim. Peki bu element 2 tane elektron alırsa son katmanını 8 yapacak mı? Yani arkadaşlar oktete uyacak. İkinci öncül demiş ki 2 elektron daha alırsa oktetini tamamlar. Evet 2 elektron daha alırsa son katman 8 olur ve okteti tamamlar. Arkadaşlar üçüncü öncül demiş ki ısı ve elektriği iyi iletir. Arkadaşlar ametaldir oksijen ve bu yüzden ısı ve elektriği iletmez arkadaşlar. Üçüncü öncülüm yanlış. Cevabım 1 ve 2 yani Ceyhan olmalı. Yanlıştır sorulmuş arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Geldim bir sonraki soruya. İki bağımsız kimyasal tür birbirine yaklaştığında yukarıda gösterilen hangi etkileşimlerin gerçekleşmesi beklenebilir? Arkadaşlar birinci öncüle bakıyorum. Şimdi eğer oklar birbirine doğru geliyorsa birbirini çekiyor demektir.
Eğer oklar birbirinden uzaklaşıyorsa, zıt yönde gidiyorsa birbirini itiyor demektir. Şimdi arkadaşlar birinci öncüle bakıyorum. Kırmızıyla yani eksiyle gösterilen elektron, maviyle yani artıyla gösterilen ise protonu temsil ediyormuş. Eksi artı elektronla proton birbirini çeker. Evet, o zaman birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle geldim arkadaşlar. Artı artı birbirini itmeli. Evet, bu da doğru. Üçüncü öncülde elektron elektron birbirini itmeli. Bu yüzden üçüncü öncülde doğru. Sorunun cevabı 1, 2, 3 yani Edirne. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Zayıf etkileşimler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci öncül, moleküller arasında olurlar. Evet, zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşir. 2. Farklı kimlikte yeni maddeler oluşur. Bir kere maddenin kimliğinin değişebilmesi için kimyasal bir değişim gözlenmeli. Yani güçlü etkileşimlerin kırılıp ya da oluşması gerekiyor. O yüzden ikinci öncülüm yanlış. Arkadaşlar üçüncü öncül diyor ki maddenin hal değişim sıcaklıklarını etkiler demiş. Evet arkadaşlar, hal değişim zaten fiziksel bir değişim değil miydi? Ve fiziksel değişimlerde de zayıf etkileşimler rol alıyordu. Bu yüzden cevabım 1 ve... Bu yüzden cevabım yalnız 1. Devam edelim.